Mutlu günler değerli izleyenler ve TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir canlı yayında karşınızdayız. Tarihler 21 Mayıs'ı gösteriyor. Artık yavaş yavaş Mayıs'ın sonuna yaklaşıyoruz ama aylardır da beklediğimiz hafta aslında geldi çattı diyebiliriz. Tabii ki Spot Ethereum ETF'lerden bahsediyorum. Bir dönem mutlaka onaylanacak diye bakılırken sonrasında o hype düştü. Haber akışı tersine döndü e, galiba onaylanmayacak. Mayıs ayında e, Ethereum ETF'leri onaylanmayacak deniyordu. Sonrasında da <laughs> rüzgar bir kez daha tersine döndü. Tahmin edebileceğiniz gibi dün yaşananlar, Amerika tarafından gelen bilgiler, Bloomberg analistlerinin haber akışı e, işleri tersine çevirdi. Dolayısıyla bizler de bugün Erak Büyük Aslan'da bu konuyu masaya yatırmak istiyoruz. Bakalım ne oldu, ne olacak onu birazcık konuşalım istiyoruz. E, Eral Bey'i stüdyoya davet edin. eğer hazırsa. Sizler de kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Eral Bey hoş geldiniz. Selamlar Emirhan Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Gayet iyiyim. E, sizi sormalı. Sizler de iyi görünüyorsunuz. Ben de çok iyiyim. Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. E, piyasa yeşillendiğinde biz yatırımcılar <laughs> iyi oluyoruz biliyorsunuz. Kesinlikle öyle. Şimdi e, tabii niye yeşillendi? Dün Bloomberg analistlerinin arka arkaya attıkları tweetlerle e, Spot Ethereum ETF'lerinin onaylanma ihtimalinin 25'ten 75'e revize edilmesiyle e, piyasanın yeşillendiğini gördük. E, bu şimdi önümüzdeki iki gün daha devam edecek gibi çünkü Perşembe günü nihai karar verilecek. Red ya da e, onay şeklinde. Ee, tabii beklenen şey onay olmaya başladı dünden bu yana. Sizin beklentinizi alarak başlayayım ben de. Yani açıkçası daha önce de sizle Ethereum Spot ETF'ini konuşmuştuk. Ben bunun biraz daha zaman alabileceğini düşündüğümü ifade etmiştim. Ama işte piyasalarda temeldeki gelişmeler, yani piyasadan bağımsız, bizim öngöremeyeceğimiz gelişmeler bazı şeyleri dönüştürebiliyor. Burada da aynen öyle bir durum var. Bahsettiğiniz gibi bu spot ETF analistleri normalde beklentileri %25 iken 75'e çıkartmışlar. Bu da tabii ki büyük bir hype yarattı. Bunun sebebi de çok yüksek muhtemel birkaç tane farklı kaynaktan okuduğum kadarıyla SEC tarafından aslında aldıkları bir insider bilgiymiş. Biden hükümeti yani demokratlar biliyorsunuz bu son iktidarlarında çok fazla kripto karşıtı bir tavır içinde oldular. Özellikle SEC tarafında Gary Gensler liderliğinde. Ama Trump aslında o da bir kripto karşıtı olmasına rağmen şu anda en güçlü rakipleri o olacak gibi gözüküyor. O şu anda kriptoların yanında konumlanmaya başladı. Biraz da herhalde o rüzgarı Trump'a kaptırmamak adına böyle bir 180 derece bir dönüş yapıyorlar gibi gözüküyor. Olsun. Ne, ne olursa olsun. Bizim için iyidir bu. Hani bu ay olur mu yine de çok emin değilim. Yani bu önümüzdeki günlerde olur mu çok emin değilim. Olursa çok sevinirim tabii ki. Çünkü şöyle bir şey var. Tabiatları itibariyle bir kere çalışma sistematikleri itibariyle blok zincirlerinin bir tanesi Proof of Work bir diğeri de Proof of Stake'e döndü. Proof of Stake aslında kripto dünyasında daha yaygın bir yöntem diyeyim. O yüzden hani uh -huh. Ethereum spot ETF'ini biraz daha böyle sektörel anlamda diğer varlıklar açısından da iyi bir referans olarak görmek gerekiyor. Yani Bitcoin ilk meşaleyi yaktı kriptolar açısından ama Ethereum'un ayrı bir kaldıraç etkisi olabilir kripto tarafına. Ben açıkçası pozitif görüyorum. Kısa zamanda da onaylanması bu gelişmeler ışığında çok mümkün olmaya başladı gibi görüyorum açıkçası. Hı hı, Sertaç Sertaç isimli bir izleyenimiz. Bence boş haber pompalıyorlar demiş. Onaylanacağını düşünmüyorum çünkü inceledim. E, Bitcoin ETF'de de devamlı manipüle ettiler aynı şekilde. Yarın bir haber gelir düşeriz demiş. E, Elbette de olabilir. Elbette olabilir. Evet, olmaz biz biz gördüğümüzü, gördüğümüzü, gördüğümüzü yorumluyoruz. Neticede arka planda neler olduğunu hiçbirimiz bilemeyiz. Yani kesin doğrudur bu haber diyemem ama şöyle bir şey var. En azından haberi aktaran kişilerde bir fake durumu yok. Yani bunu %75'e çıkartan kişiler işte hacklenmiş bir hesap mı acaba falan gibi böyle konular da konuşulmaya başladı. En azından öyle bir durum olmadığını biliyoruz. Onlar yanılabilir mi? Elbette. Ee, çok doğru bir e, tereddüt, şüphe. Neden? Hı -hı. Bitcoin ETF'lerinde yaşamıştık. SEC e, hesabı e, hacklenmişti Hı -hı. ve onay haberi e, biraz böyle erken bir şekilde düşmüştü. İşte geri alındı vesaire. E, bu sefer James Seyfert ve Eric Valhunas birbirlerini alıntılayarak Hı -hı. hatta Twitter'da paylaştılar. E, hack durumu yok. İçeriden bilgi aldık. E, biz de beklemiyorduk diyorlar bu arada. Bunun altını çiziyorlar. Bir de orada... Evet. Balhun astı galiba, e, siyasi nedenlerle diye bir parantez için evet, not düşmüş. Evet, Bu da sizin aynen söylediğiniz Biden-Trump evet. çekişmesine getiriyor o konuyu. Kesinlikle. Ee... Yani bana çok rasyonel geliyor öyle söyleyeyim. <laughs> Yalan olma ihtimali bana düşük geliyor. Ama hani düşük ile hiç aynı şey değil tabii ki olabilir. Her şeye hazırlıklı. <laughs> ya Coin Telegraph'ın SEC'den önce Coin Telegraph'ın resmi evet. sitesinden biliyorsunuz, ETF onaylandı diye tweet atıldı yani biz. Neleri gördük? Dolayısıyla çok da şaşırmayız eğer yalans yalansa da. Şimdi e, bir yandan da tabii şu merak ediliyor. Spot Bitcoin ETF'ler onaylandıktan sonra Bitcoin çok ciddi bir sıçramaya imza attı. Dünkü haber akışı bile %20'lik bir yükselişi e, sebep oldu Ethereum tarafında ki perşembe günü ETF'ler onaylanırsa ee, Eterium nereye gidecek? İşte bugün Standard Charged 2024 sonunda 8 bin dolar olabilir diyor. Ee, hmm. Bir analize bakabilir miyiz acaba? Tabii Önümüzdeki ki. günler bize ne gösterebilir acaba? Elbette. Ben her zamanki gibi sizin yayınlarda hep ekran paylaşmayı unutuyorum. Sohbete dalıyorum. Yok hiç hiç önemli değil. <laughs> Tamamdır. Ee, ee, evet. Şimdi evet. aldım. Şimdi aldım ekrana. Verebilir arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Emre Şu an Bey? ekranda. Evet. Tamam şu anda Ethereum'a haftalıkta bakıyoruz. Benim stilim genelde haftalıktan bakmak yatırımcı olduğum için değerlendirmelerin burada daha sağlıklı olduğu kanaatindeyim. Tabii ki Ethereum ETF haberiyle birlikte Ethereum'da çok ciddi bir pump gördük. Ama şunu unutmamak gerekir ki ETF haberine kadar da zaten Ethereum hiçbir şekilde yukarı yönlü trendini yitirecek bir hareketlilik göstermemişti bize. Yani dikkat ederseniz bakın burada 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde de kaldı. Fibonacci açısından değerlendirecek olursak şurayı baz alırsak da aslında Fibonacci 0.382 seviyesinden tepki almıştı durumda ki bu bize çok güçlü bir trendi gösteriyor. Yani Ethereum evet belki ETF ile ilgili bu haber çıkmasaydı bu kadar kuvvetli bir pump görmeyebilirdik. Ama zaten Ethereum çok güçlüydü. Uzunca bir zamandır Ethereum çok güçlüydü. Dolayısıyla bu güçlülüğüne devam ettiriyor. Şimdi burada bir sonraki hareket için bana göre teyit almamız gereken yer çok klasik teknik prensiplerle bakacak olursak 3882 yani 3890 diyelim. 3890'ın üstünde haftalık kapanış gelmesiyle birlikte Ethereum'da da all time high'a doğru bir hareketlilik başlar diye düşünüyorum. Yani teknik anlamda böyle bir şey olur ise ya da olduğunda bu teyidi alacaktır. 3890 üstünde evet. Ya da 3900 diyelim düz olsun. 3900'ün üstünde bir haftalık kapanış bizi önceki all time high olan 4 4868 şu anda Bitstamp'tan bakıyorum. 4868 seviyesine kadar şuralara kadar bir hareket görmeye itecektir. Bu ETF haberlerinin işte onaylanması, süreçle alakalı sürekli bilgi bombardımanı falan o da zaten 5000 doların üstü ve dolayısıyla all time high'a doğru Ethereum'u götürür. All time high'dan sonra fiyat nereye gider ile alakalı bir sorunuz olacak olursa da ona biraz daha böyle herhalde logaritmikten bakmak daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Orada çok klasik şöyle bakılabilir. Yani bir sürü rakam söyleniyor piyasada. Yani herkesin de belki kendince rasyonel temelleri vardır ama ben en azından baktığım yerden biraz daha şöyle bakmanın sağlıklı olacağını düşünüyorum. Yani mutlaka bir şeye dayandırmanın sağlıklı olacağını düşünüyorum. Böyle bir hareket olması durumunda ki bence Ethereum'da netice itibariyle spot ETF'i de olsa Ethereum, Bitcoin, Bitcoin'de başka bir hikaye yazılıyor şu anda farkındayım ama aslında bu tip hareketleri görmemizin şartının global piyasalarda da bu riskli varlıkları götürecek temellerinde oturması gerektiğinde unutmamak gerekir. Ondan bağımsız olarak ama teknik açıdan ben açıkçası Ethereum'un bu boğada 13-15 bin bantlarına kadar yani şu trendi baz aldığımda gitmesinin çok çok mümkün olduğunu düşünüyorum. Bunun üstünde zaten ondan sonra düz rakamları konuşabiliriz Ethereum'da. Çok da mümkün. Yani Kimsenin de bunlara, bu rakamlara bir itirazı olacak, olmayacaktır diye düşünüyorum. Ee, hatırlıyorum sizinle bunu konuşmuştuk. Bitcoin'in ATH yaptığı dönemde diğer altcoinler de tabii, bazı direnç noktalarını kırmak üzerelerdi. Yani ATH'ı kırdıktan sonra nereye gidebilir? Hani bunu çözebilmek, öngörebilmek hiç kolay değil. Ee, biraz hiç kolaydı, işte tabii. hani sky is the limit gibi hani nereye evet, gideceği belli evet. değil. Ama işte bunun Aynen için öyle. siz o zaman da logaritmik üzerinden bakmıştınız. Ee, evet. Ve hiç e, olmaz e, diyemeyeceğimiz yerlere gidebilir. Yani Pepe mesela işte bir önceki ATH'ı nerelerdeydi, şu an nerelerde? Yine evet. bir sıfır atma ihtimali var vesaire. Bir ee, tane daha söyleyeyim o zaman burada. Tabii. Bir de Fibonacci açısından 1.618, 2.618 şeklinde bakmak sağlıklı olacaktır. Bu zaten 7300. 7300 bence zor bir hedef de değil zaten bu ay için. 2.618'de 11.300. O da hemen hemen, gerçi şu anda logaritmik de değil. Logaritmik bakarsak, ha, ortalık karıştı. Bir dakika. Logaritmik bakarsak da... Hemen hemen 3 aşağı beş yukarı aynı seviyelere denk geliyor gördüğünüz üzere. Evet. Ee, dolayısıyla hani makul hedefler, mantıklı hedefler buralar olur diye düşünüyorum. Ee, pekala, şimdi değerli izleyenler merak ediyorum sizin de yorumlarınızı. Çok güzel bu arada aslında yorumlar geliyor mantık çerçevesinde. Herkes kendi yorumunu yapıyor ama tek kelimeyle sizce 23 Mayıs Perşembe günü Spot Ethereum ETF'leri onaylanır mı, onaylanmaz mı? Açıkçası e, merak ediyorum. Şimdi siz onu yazarken ben de Eralt Bey'e şunu sorayım. Eralt Bey bir yandan tabii e, Bitcoin'in yükselişi, Spot Bitcoin ETF'lerinin e, kabulüyle sadece Bitcoin'e yaramıştı. Bu sefer beklenti Ethereum'la birlikte onun ağındaki e, Meme Coin'lere de Layer 2 projelerine de e, birçok projeye veya birçok token'a e, fiyat anlamında yaraması amiyane tabirle. Hmm biraz da bunlardan konuşalım istiyorum. orada aktarabileceğiniz hangi projeler olur? Gerçekten o yükseliş onları da taşır mı beraberinde? Ne düşünüyorsunuz? Yani açıkçası sabah sizle görüştüğümüzde belli varlıklar üzerinden konuşmuştuk. Sizin paylaşımınız çerçevesinde ben oradan kendim de baktığım, bildiğim varlıkları seçtim. İşte ee, mesela ya Pepe şeyi vardı, konuşabiliriz. Op optimizm evet, vardı. optimizm vardı. Optimism, evet. ARB Pepe, Uniswap. Uniswap. Yani bunların arasında benim işte mesela bir Ethereum'da da biliyorsunuz siz hep konuşuyorum işte 1300 dolarlardan aldığım Ethereum'lar var biliyorsunuz. T Haziran 2022'de o zamandan beri tutuyorum. Bir de Uni var. Onu da hemen hemen aynı tarihlerde 4.318'lerden falan almıştım. Bunlarda yatırımım var. Optimizm, ARB ve Pepe'de yok yatırımım. Ama dilerseniz burada teknik olarak Nelere bak bakmalıyız? Nelere bakmak sağlıklı olur şeklinde bir iki bir şey tabii ki söyleyebilirim. Tamamdır, ee, çok yani, sevinirim. Şimdi optimizme şöyle lineer olarak baktığımızda zaten burada bir yükselen trendi yitirmediğini görürüz. Bakın sürekli yükselen tepeler yapan yani gövdeleri baz aldığımızda çok bozulmayan bir trend görüyoruz. Uzun vadeli BTC trendi gibi bir trend görüyoruz aslında. Sürekli yükselen bir trend var. Dolayısıyla burada aslına bakarsanız bunca düşüşe rağmen sağlıklı bir yapı görüyorum. Nitekim şurada yayından önce baktım buna teknik olarak. Burada 1.90 1.82 aralığında da önemli bir teknik paralel bir desteğimiz var aslında. Bir de şu son trendi baz aldığımda şu andaki hareketin hemen hemen Fibonacci Golden Pocket'te de tutunduğunu görüyorum. Muhtemeldir ki burada e, optimizm 20 haftalık hareketli ortalamanın altında olduğu için bir direnç olarak 20 haftalık hareketli ortalamayla karşılaşacaktır önümüzdeki günlerde o da 3.23 seviyesinde önce 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde bir haftalık kapanış yapıp daha sonradan da teknik olarak yani geldi mesela bu hafta şuralarda falan kapattı diyelim 3.23'ün üstüne sonra bir sonraki hedefi de önceki tepe noktası olan takribi olarak takribi olarak söylemeyelim. Kapanışa bakalım. 4.53. 4.53'ün üstünde Ethereum'da da konuştuk ya tepenin üstünde. Burada hı hı. bir haftalık kapanış dolayısıyla bir yükselen tepe yapıp ondan sonra da yukarı yönlü sırasıyla burada da izleyeceğimiz alanlar aslına bakarsanız daha psikolojik eşikler olur. 10 ve üstündeki seviyeler olur diye düşünüyorum bir boğa senaryosunda e, optimizm için. Yani şu anda söyleyebileceklerim bunlar. Almak isteyen arkadaşlar var ise yani ben açıkçası uzun zamandır izlememe rağmen benim için maliyetleri yüksek. Ben genelde bir e, varlıkları şöyle alanlarda almayı tercih eden bir insanım biliyorsunuz. Benim 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 açımdan çok cazip bir yatırım gibi gözükmüyor çünkü bir sürü alternatif proje var ama hani almak isteyen insanlar için de böyle düzeltmeler her zaman fırsattır diye düşünüyorum. Pekala. hala ee, optimizm dışında diğer varlıklardan da. Evet, Devam ARB'den benim. bahsedelim. ARB çok hı hı. derin bir düzeltme yaşadı geçtiğimiz hı. haftalarda. ARB Türkiye kripto topluluğunda çok konuşulan bir varlık açıkçası. Belki herhalde konuşan isimlerle alakalı bir şey bu. Yani çok e, çok büyük influencerların e, takipçi anlamında söylüyorum. Konuştuğu bir varlık olması itibariyle çok konuşuluyordur. Şu anda buna da baktığımda en azından biri yükselen e, dip yapısı görüyorum burada. Bunu hani bunca düşüşe rağmen sağlıklı addedebilirim açıkçası. Hani bunda çok çok ekstrem hedefler falan konuşuluyor Türkiye'de. Yani ben onların hani market cap açısından çok gerçekçi hedefler olduğunu düşünmüyorum. Ama an itibariyle ARB almak istesem bu seviyeleri ben mantıklı seviyeler olarak görürüm. Onu söyleyeyim. Şu anda Binance'ten bakıyorum. Ayrıca hani daha önceye gidiyorsa veriler açıkçası bilmiyorum. Çok iyi bildiğim bir varlık değil. Ee, yani şu anda 20 haftalık hareketli ortalamanın bayağı altında. ve ee, burada bir yükselen dip yapmış. Bu yapıda ARB yatırımı yapmak isteyen için teknik açıdan mantıklı seviyeler olduğunu söyleyebilirim. Ben yatırım yapmadım. Açıkçası yapma niyetimde de &B yok. Ya bunu da şey algılamasın insanlar. Yani arkadaşlar Hepimiz tercihlerde bulunmak zorundayız. Yani bir varlığa yatırım yapmamız o varlığı kötü yapmaz. Yani ya da bir varlığa yatırım yapmamız o varlığı kusursuz yapmaz. Yani biz de paramız herkes gibi sınırlı olduğu için tercihler yapıyoruz. Ben açıkçası yatırım yapmadım. Yatırım yapmak istediğim projeler listemde de şu anda yok. Ama yapmak isteyen insanlar için bu seviyelerin mantıklı yatırım seviyeleri olabileceğini söyleyebilirim. Bunda da asıl trendi 1.58 seviyesindeki 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde bir haftalık kapanış yaptıktan sonra görürüz. Muhtemeldir ki ama bunda all time high'lara giden yolculuk da şu tepeleri baz alıp çizdiğimiz trend hattının kırılmasıyla olacaktır. Yani 2.5, 2.6 falan buraların üstüne çıkan bir senaryoda, şurayı desteğe çeviren bir senaryoda, ARB içinde bence boğada işte 5 dolarlar, belki 10 dolarlar falan konuşulabilir ama hani işte 100 dolarlar falan duyuyorum ben. Yani onlar çok en azından bu boğa için çok gerçekçi gelmiyor bana. Onu söylemiş olayım. Pekala devam edelim. Ben Epeğle bu öyle devam edelim. Evet, duyuru yaparak ha, size vereceğim pası. Ee, şimdi bugün Bitcoin konuşmayacağız aslında değerli izleyenler. Sonuçta tamamen Ethereum üzerinde kurguladığımız bir yayın ama hem Bitcoin hem de Avax çok fazla istendi. Bir tanesini seçmenizi rica edeceğim. Bu ben Bitcoin sonunda... seçerim o zaman. <laughs> ben Bitcoin seçerim. Bir de sizle yaptığımız yayınlarda AVAX mutlaka konuşuyoruz. Yani evet. 15 gün önce de konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Onda Aynen çok öyle. bir değişiklik olduğunu da düşünmüyorum. Ama BTC'de bir şeyler konuşmak herkes için daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Tamamdır. O evet. zaman bu portföyün sonuna bir de Bitcoin e ekleyerek tamamdır. Evet. Biz bu meme coin'lerle alakalı galiba bir ay kadar önce Emirhan Bey sizde yine bir yayın yapmıştık. O zaman hatırlarsanız şu düzeltmedeydi Pepe. Evet. Şu düzeltmedeydi. O zaman evet. da hatta izleyen arkadaşlar hatırlayacaktır. Dedik ki hem Fibonacci açısından hem hareketli ortalama açısından Fibonacci açısından tam golden pocket'in üstünde demiştik. Buralardan varlık almak mantıklı olur demiştik yatırımcı açısından. Ee, dolayısıyla hani alım yapmak istiyorsan en mantıklı alanlar zaten varlıklarda şuralardır düzeltmeler esnasında dedik bunların hepsini konuştuk belki bizi dinleyip almış arkadaşlar olmuştur onların takribi şu anda %80 %90 civarında bir karlılıkta olduğunu söyleyebilirim ama burada bir all time haylar yani yeni zirveler gelmesin havası var pepede onu söyleyeyim çünkü önceki tepeyi kırmış. Yani burada kaç tane sıfır var? 5 tane sıfır 88 seviyesini kırmış. Ondan beridir de yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Çok kuvvetli, çok sağlıklı bir trend gözüküyor Pepe'de. Hani temel anlamda bu mim coin'lerin e, hani gidişi aslında bizler gibi bakan insanlar açısından her zaman bir soru işareti yaratsa da ya da her zaman bir şaşkınlık yaratsa da an itibariyle baktığımda yatırımcısına para kazandıran bir model görüyorum. Bu düzeltmeyi de bizlerin yayınları vesilesiyle de izleyip değerlendirebilen arkadaşlar olduysa tebrik ediyorum diyeyim yani. Diyecek bir şey yok. Bu zaten yolculuğuna devam edecek gibi gözüküyor. Evet öyle görünüyor. Ee, zaten bu senenin de herhalde Şibası Pepe diyebiliriz. Ee, öyle evet görünüyor. öyle görünüyor. Ya bu bu bu, bu diyelim. Bu boğan. Bu evet. Evet, son olarak Uniswap'tan bahsedelim. Başta da dediğim gibi bu listede sadece Ethereum ve Uniswap benim yatırım yaptıklarımda. Uniswap'ı da Haziran sonu, te, e, Temmuz başı gibi 2022 yılında 4.31 seviyesinden almıştım. E, açıkçası hani şu hareket e, tabii ki beni de memnun etmişti ama bu düzeltmeyle tekrardan maliyetimize yanaştık. Herhangi bir pozisyon değişikliği yapmıyorum. Yapmayacağım da hep söylediğim gibi bu akümülasyon alanında yani Mayıs 2022'de girdiğimiz ve çoğu varlıkta ancak Aralık 2023 gibi çıktığımız bu akümülasyon alanında aldığım hiçbir varlığı boğa gelene kadar satmayacağım. Her ne kadar şu hareketlerle herkes boğa hareketi dese de ee, orada da bazı çekimselliklerimiz olduğunu para politikasından dolayı hep ifade ettik. An itibariyle de aslında aynı yerdeyim. Uniswap'larımı tutmaya devam ediyorum. Uniswap 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde yani 9.02'nin üstünde bir haftalık kapanış yaptı. bence teknik bir teyit alacak tekrardan yükseliş için. Çünkü bakın dikkat ederseniz şurada üstüne çıkmış üstünde kalmış bu hareketi yapmış. Tekrardan üstüne çıktığında tekrardan üstüne kalma eğiliminde olacaktır. Burada da all time high'lara giden yolculukta şu yaptığı tepeden başlayacaktır. O da hemen hemen 14.24 haftalık kapanış açısından söylüyorum. 14.24'ün üstünde bir haftalık kapanış gelip burada bir yükselen tepe yapıldığında yukarı yönlü yolculuk devam edecek. Ama şunu unutmamak lazım ki Uniswap'ta all time high'a gitmeden önce şu alan var. Yani bu alan biraz problemli bir alan. Sadece teknik açıdan konuşuyorum. Boğa dinamiklerinde aşılmayacak bir alan değil ama problemli bir alan. Yani 31 ile 25 seviyeleri. 30 ile 25 olarak tutulabilir. Asıl all time high ve daha yukarıya giden hareketlerde bunların üstüne çıkılmasıyla olacaktır Uniswap'ta. Ben açıkçası Uniswap'ın yatırımcısını bu şeyde de e, bu boğada da üzmeyeceğini düşünüyorum. Hele hele bir spot ETF olması durumunda e, Ethereum için Ethereum'un en büyük DEX'i olan Uniswap'ın da buradan sebepleneceğini düşünüyorum. Ha, biz yatırımcılar açısından gaz fiilerin artması falan bunlar çok istediğimiz sevdiğimiz şeyler olmasa da Uniswap yatırımcısının yüzünün güleceğini düşünüyorum ki hala bile Uniswap'ın alınabilecek seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Yani 10 doların altı bana göre Uniswap'ta uygun seviyelerdir diye düşünüyorum. Onu da söylemiş olayım son kez. Pekala. O zaman Bitcoin'le kapanışı yapalım. İlginç bir şekilde Avax çok fazla soruldu. Ee, yani aslında dediğiniz gibi Son İster, hemen bir önce... dile getirelim. Hemen bir şey yapalım Ama o arkadaşlar. Evet, so, son, 24 saatte tabii Avax'ta da bir, tamam. bir, hareket var. Tamam. da aslında ediliyor. şimdi şeyi konuştuğumuz gibi, Uniswap'ı konuştuğumuz gibi bir yapı var. E, AVAX benim de 17 dolardan ve 11 dolardan aldığım bir varlık biliyorsunuz. AVAX şurada bakın akümülasyon alanının içindeydi. Şurada uzunca bir müddet. Biz orada alımlarımızı yaptık. Bu akümülasyon alanının üstüne çıktıktan sonra bu akümülasyonda direnç olarak çalışmış bu alan AVAX'a destek olarak çalıştı. Nitekim bu düzeltmelerde de bakın AVAX geldi buranın üstünde kalabildi. Şimdi burada da teknik teyidini AVAX 40 doların üstünde yani... 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde bir kapınış yaptığında alacak. All time high'a doğru yani daha yüksek seviyelere gidişi ise şurada diğer varlıkların hepsinde gördüğümüz gibi Mart ayında yaptığı tepeyi aşmasıyla olacak. Yani 58.39, 58.39'un üstünde bir haftalık kapanış gelmesi durumunda AVAX'ta yukarı yönlü gidecektir. Onda da ama aynı Uniswap'ta olduğu gibi şöyle bir dertli alan var. 99-84 seviyesinde zaten 100 seviyesi psikolojik de bir eşik. Yani 100 ile 80 aralığı problemli bir alan. Bunun üstüne 100'ün üstüne çıktığında zaten bir boğada yızdır ve o boğada zaten all time ay'lar gelir. Evet. Çok kısaca BTC'den de bahsedeyim. BTC'de de şurada Kasım 2021'de yaptığımız tepe biliyorsunuz. Burayı bir müddet yani şurada Mart 2024'e kadar direnç olarak konuşmuştuk. Mart 2024'teki üstündeki haftalık kapanışla birlikte desteğe dönüşmüştü. Bu desteği yitirmemiz durumunda yani altında haftalık kapanış gelmesi durumunda 20 haftalık hareketli ortalamaya kadar bir düzeltmenin sağlıklı ve olağan olduğunu konuşmuştuk. Nitekim tam da öyle yaptı BTC geldi burada 20 haftalık hareketli ortalamadan sekti, döndü çok güzel bir haftalık kapanış yaptı bu tepki haftasında. Takip eden hafta bizi biraz endişelendiren bir satış haftasıydı şu hafta. Ama geçtiğimiz hafta geldi tekrardan 65.500 seviyesinin üstüne çıkarak burayı desteğe çevirdi. BTC'de de tekrardan yeni all time high'lar için birçok altcoin'de de olduğu gibi çünkü burada hepsi Mart 2024'te tepeler yaptılar. E, 71.285'te BTC'nin tepesiydi. 71.285'in üstünde bir haftalık kapanış gelmesi durumunda BTC'de de burada da tekrardan yukarı yönlü yolculuk başlayacaktır. BTC'de de zaten izlediğimiz trend hatlarını tekrardan çok kısaca dile getirelim. Orada da teknik anlamda konuşabileceğimiz yerleri BTC'de de hedeflerimiz bu trend hatları biliyorsunuz. 180 ile 200 bin dolarlar bu boğa için en makul hedefler olacaktır. Eğer bu trend yapısı, bu genel trend yapısı devam edecek ise şöyle bir hareket görmemiz muhtemel olacaktır. Umarım açıklayıcı olmuştur BTC tarafında da söylediklerimiz. Olumsuz senaryoda ise 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde kaldığımız müddetçe yani şu anda 59.200 haftalık trendi yani genel trendi pozitif okumaya devam edeceğim. Şu anda da bu pozitiflik devam ediyor Btc tarafında da. Pekala, e, son bir soruyu soracağım ama şöyle bir şuna cevap vermiş olayım. E, Erat Bey'in zaten e, portföyü, sepeti, kendisinin Twitter hesabında düzenli olarak paylaşılıyor. Oradan bulabilirsiniz değerli izleyenler. Şu an evet. bu kadar detaya girmeyeceğiz e, ee, onaylanmazsa B senaryomuz ne olmalı? Ethereum ETF'leri için sorulmuş. Bu cevapla kapanışı yapalım. Ya B senaryomuz ne olmalı? B senaryosu aslına bakarsanız hani sizin her zaman A senaryonuz olmalı. Ne demek o? Yani her zaman her şeye hazırlıklı olmak bir B senaryosu değildir. A senaryosunun içindedir arkadaşlar. Yani ben ne yapıyorum? Ben kendi ne yaptığımı anlatabilirim. Ben her zaman biliyorsunuz en son geçtiğimiz ay e, alımlar yap. Bu ayın başında Peki. özür dilerim. Alımlar yaptım. Hala %25 nakdimi tutuyorum mesela. Alım yaptım varlıkları da hep Emirhan Bey'le de burada konuşuyoruz. Yani olabilen en uygun seviyelerden, akümülasyon seviyelerinden yaptım. En son işte injektif gibi çok bizi memnun eden varlıklarda da 20 haftalık hareketli ortalamaya sert düzeltmelerinde biraz daha alımlar yaptım ama genelde yeni varlıklar aldım yine akümülasyon seviyelerinden. İyi maliyetle aldığım varlıkları bu ay için bekletiyorum. Bu da A planım. Ama her zaman olağan dışı durumlar için ki global piyasalarda her zaman bu risk olduğunu hep anlatıyorum sizlere. Böyle bir senaryo olması durumunda, katastrofik bir olay olması durumunda da elimdeki nakdimi kullanabileceğim kadar bir nakit, şu anda %25'e denk geliyor portföyüm için, tutuyorum. Bunlar B değil, A senaryosun içindeki olmazsa olmazlardır arkadaşlar. B senaryosu ayrı bir konu. Harika. Erak Bey çok teşekkür ediyorum. Yine e, çok açıklayıcı bir yarım saat oldu. E, Spot Ethereum ETF'lerin onaylandığı haberiyle umarım... Ee, yeni yayınlar yaparız bir sonraki yayında. İnşallah. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Ağzınıza sağlık bir kez Çok daha. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Umarım faydalı olmuştur. Hayırlı günler diliyorum ben de. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Eralp büyük aslanla birlikteydik. Kendisi öncelikle Ethereum'un teknik analizine ardından da Ethereum ağındaki e, bazı tokenların analizlerine yer verdi. PP, Optimizm, Arbitrum, Uniswap gibi. Altcoin projelerine bakıldı keza optimizm de onlardan biriydi. Avax ve Bitcoin'e de kapanışı yaptık. Bir kez daha bir not düşerek kapanışı yapayım ben de. 23 Mayıs Perşembe günü Vanek başta olmak üzere toplam 10 şirketin Spot Ethereum ETF başvurusu için son gün, daha doğrusu Vanek için son gün. Diğerlerinin daha vakti var ama Bitcoinlerde Bitcoin, Bitcoin ETF'lerinde olduğu gibi fırsat eşitliğini yaratmak adına SEC eğer onaylayacaksa hepsini birden onaylayacak. Reddedecekse zaten bir anlamı yok. Dolayısıyla Perşembe günü bir anda spot Ethereum ETF'ler hayatımıza girebilir. Tabii ki an be an her şey değişiyor. Bizi takipte kalmayı unutmayın. Bu gelişmelerden haberdar olabilmek için. Şimdilik hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.